Hediye Sigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız gündem programına hoş geldiniz. Değerli konuklarım Deniz Derinsu ve Yalçın Türk abim, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Keyifler iyi mi? İyiyiz, iyiyiz. Güzel. Sen hazırlık maçlarını kaçırmadın. Kaçırmadım. 6 puan çıktık. Çok gazdaydın. Stat herkes lig başı gibi baktı. Ben birini statta seyrettim, diğerini televizyondan seyrettim. Bana sorun abi. Hava soğuktu abi. İkisinde de evdeydim ben. Taraftar tribünü de alacaksın. Sevgili abilerim, bugün önemli haberlerimiz var. Şöyle kameraya bakıp konuşayım. Öncelikle 100 milyon euroluk bir teklif stadımızın kapısında bekliyor. Bu haberi paylaşacağız. Aynı zamanda Rusya Ligi'nden bir de stoper var. Hem de Brezilyalı bir stoper. Jesus'un istediği bir isim. Yayınımızın ilerleyen dakikalarında sizlere bu ismi de söyleyeceğiz. Hazırlık maçlarıyla şöyle bir başlayalım. Jesus'un istediği oldu mu? Hazırlık maçlarından beklediği performansı aldı mı? Şimdi bir kere hem Rayo Vallecano hem de Villarreal maçlarında böyle bir lig maçı izliyor gibiydik değil mi Yalçın abi? Evet, sen de doğrudur. İlk maçta vardın. Takım galibiyet getiriyor. Galibiyet geçti iki maçta da. Ondan sonra herkes maç bitsin falan istiyor ki maçı galibiyetle kapatalım. Bu tabii çok olumlu bir şey. Hiç kimse bir hazırlık maçı havasına girmedi, giremedi. İlk maçtan sonra, Rayo Vallecano maçından sonra Jesus'la olduğu bir ortamda takım çok hızlı oynadı, çok diri oynadı, çok disiplinli oynadı. Lig maçı gibi bir maç oynandı dediğinde Jesus'un şöyle bir ifadesi olmuş. Zaten istediğim buydu, dozajı buna göre ayarlıyoruz dedi, demiş. İkinci maçta da aynı tempo oldu. Jesus bir garip bir adam yani. Hakikaten hazırlık maçı oynanıyor. Takım hangi maçtaydı o? İkinci Villarreal maçı. Villarreal yarı sahasında Jesus o sırada maçın bitmesine 1-2 dakika kalmıştı. Kaleci İrfan'a azarlıyordu orada. Bir şeyler ona kızmış. Yani böyle garip, onu seyretmek gerçekten çok zevkli. Onun olursa hazırlık maçlarında da 90 dakika sahada yani. Futbolcuların röportajlarında, Serdar Aziz'in, Arağan'ın röportajlarında da anlıyoruz ki Jesus konulara, olaylara çok hakim. Hatta Serdar'ın bir itirafı da var. Ben daha önce böyle bir çalışmayı yapmadım demişti, çizgi çalışmasıyla ilgili. Biliyorsun bizler de böyle hani hava atmayı sevmeyiz ama ama yani bunu da söyleyelim bu haberi Deniz'in, verdiğimizi. Deniz'in yorumlarına bir ekleme yapayım. Jesus yani oyuncularına bu hazırlık maçlarının ligdeki ve Avrupa kupalarındaki tempoda geçmesini istiyorum demiş. Birebir bunları söylemiş yani. Bunun devamı olacak demiş bu iş. O yüzden ideal 11'e yakın kadrolar çıkarttı. İki maçta da. Evet. Yani eskiden ne olurdu? Hazırlık maçlarında işte gençleri oynatırlardı, yedekleri oynatırlardı. Sahada görelim diye. Ama bu kesinlikle öyle olmayacak demiş ve aynı şey oldu şimdi yani. Fenerbahçe ligdeki temposunu iki tane hazırlık maçında da devam ettirdi. Hiçbir şey kaybetmemiş. Hani şüpheler vardı ya. Ara acaba Fenerbahçe'nin hızını keser mi? Rehavet olur mu? Bunlar yaşanmadı. Hatta maçlardan rakip takım teknik direktörleri bile memnun. Yani böyle bir çalışma ortamını ve böyle bir karşılaşmayı onlar da beklemiyorlardı. Onlar için de iyi bir test oldu. Geldiklerine değmiş yani. Evet, değdi. Bence de değdi. Unutamadığınız iki maçta da aklınızda kalan bir pozisyon, bir gol var mı? Benim aklımda kalan Ertuğrul'un kurtarışları var. Yani ben mesela İrfan'ı oynatır demiştim baştan. Fakat Ertuğrul'u oynattı. Ertuğrul'un, gerçi İrfan'ın da kurtarışları var. Yani biz hani ben Altay'a her zaman destek çıkan bir isimim ama Fenerbahçe'nin kaleci sorunu olmayacak. Bir de yani bu Altay bir gün elbet satılacak Fenerbahçe'den çok ciddi bir paraya. Bir gün gidecek. King'in Villarreal'e attığı gol hazırlanış olarak güzel bir goldü. Onu beğendim. Evet, King'in dönüşü de çok önemli oldu. Büyük ben oldu söylerken yani. De güleceğim, kendimi zor tutuyorum. Ben de Serdar Dursun'un penaltısını çok beğendim. Yani kalecinin bu kadar şaşırdığını, hatta yani sağa sola atlarsın anlarım, terse yatarsın ama öne doğru, öne doğru düşmesini hiç unutamayacağım. Keşke o anın böyle bir yakın plan daha çekimi olsa. Hani böyle neşelenmek istediğimde o görüntüye mutlaka Serdar bakarım. Serdar Dursun garip pozisyonlar çekiyor ama bir pozisyonda da mesela top taca çıkarken rakibin önünde kayarak müdahale yaptı. Ne rakibe değdi, ne topa değdi, niye kaydığını hiç kimse anlamadı. Ama şöyle bir şey var. İki maçta da Serdar performans olarak çok iyiydi. Yani çok çalıştı. Serdar'ın penaltısı konuşuluyor ama Lewandowski de 90+6'da iki tane, bir tanesi de tekrarlandı. Yakın bir penaltıya imza attı. Yani bu aslında son dönemin de moda bir vuruşu. Öyle diyelim. Altay'dan söz açılmışken, şimdi geçtiğimiz hafta yaptığımız programda bir kaleci alalım mı görüşmesi olmuştu. Görüşmenin bir devamını senden dinleyelim Yalçın abi.
Herhalde kaleci düşünmüyorlar şimdilik. Dolayısıyla stoper ve forvet arasında bir çalışmalar var. Ona yoğunlaşacaklar. Yani kaleci transferi Fenerbahçe'de kapanmış durumda şu anda. Bu sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Inter'in bir teklifi var. Bu zaten biliniyordu. Ben de şöyle bir detay vereyim. Geçtiğimiz sezondan beri scoutların büyük bir ilgisi var. Hatta Türkiye'de Uğurcan'ın adı verildiğinde neden Altay'ı vermedin diye fırça yiyen scoutlar bile var. Altay'la nasıl bir strateji izlenmeli? Devre arasında sözleşme uzatıp da hani sezon sonu ben bedavaya gitsin istemem. Çok cazip bir teklif gelir Altay'a. Altay da kıramaz. Menajerle ortak bir istişarede bulunur. Bir anda gidebilir. Bu Fenerbahçe'yi sevmediği anlamı taşımasın. Yani daha iyi bir teklif gelebilir kariyer açısından. Kulübün bence elini çabuk tutup gidecekse eğer sezon ortasında bir sözleşme imzalaması gerekmiyor mu? Kesin gerekli. Ya bunun önlemini mutlaka alacaktır Sayın Başkan Ali Koç. Altay'la kesinlikle bir sözleşme yapması gerekiyor. Çünkü eğer yapmazsan her şey olabilir yani. Senin dediğin gibi bazı şeyler cazip gelebilir. İnsanlara. Biz Fenerbahçe'nin geleceği Altay diyoruz ama dediğim gibi fiyatlar da böyle hani çok da cazip gelirse eğer sözleşme imzalarsan devre arasında yüksek miktarda bir bonservis ücreti getirebilir ki birazdan öyle bir haberimiz olacak zaten. Yani benim şöyle bir bakış açım var. Altay'ın yani 2-3 sezon falan Fenerbahçe'den ayrılacağını düşünmüyorum. Şahsi fikrim mi, evet, istihbaratın mı? Yani böyle bir şeyim de var ama benim şahsi fikrim bu. Valencia Dünya Kupası'ndan döndü. Mesela aynı durum Valencia için de geçerli. Biraz daha hani vizyondaydı. Dünya Kupası'nda attığı goller vardı. 3 gole imza attı. Bugün çıkan haberlerde hemen Valencia ile 1+1 sözleşme imzalanmış. Evet. İmzalanmış diye verildi ama ben öyle imzalanmadı şeklinde duymadım bunu. Valencia'nın Fenerbahçe'yle görüşmeye her an hazır olduğunu iletti. Zaten mutlu olduğunu ve bir sene daha kalmak istediğini haber olarak verdi menajer üzerinden. Yani ben Valencia'nın bu yaştan sonra bulduğu bu ortam pek de gidecek de kumar oynayacak bir hali yok bence. Fenerbahçe'de bir sene daha kalacaktır. O da buna sıcak. Muhtemelen Fenerbahçe'ye sıcak olur. Kaleci transferi olmayacak dedi Yalçın abi. Ben yani biraz herhalde kaynaklar biraz farklı. Evet. Benim kaynağımda da şöyle bir durum var. Ben sadece Fenerbahçe'nin eğer takımdan ayrılan oyuncu olmaz ise buna Pedro'yu da koyalım. Pedro ayrıldı gözüyle bakıyorum ben sakatlığından ötürü. Fenerbahçe'nin stoperden başka oyuncu almayı düşünmediğini duyuyorum ben. Hayır, Altay konusu biraz daha geleceğe yönelik bir konuydu. Altay'ı geniş konuştuk ama hani stoper dedi Yalçın abi demin, evet, konuşurken. Golcü dedi. Bir golcü düşünülebilir. Ben golcü almayacağı şeklinde duyum alıyorum. Şimdi yavaş yavaş bir transfere girelim. Alevleri yakalım. Stoper dedin. Stoper yerli mi olur, yabancı mı olur? Şimdi hem yerli var listede hem yabancı var. Yerli Adana Demirsporlu Samet. Onunla ilgileniyorlar. Yalçın abi, soruyu biraz daha şöyle. Neden yerli, neden yabancı? Şimdi eğer benim aldığım duyumlar forvet yabancı olursa stoper yerli olacak. Forvet yerli olursa stoper yabancı olacak. Yani böyle bir grafik var Fenerbahçeli yöneticilerin önünde. Yabancı da CSKA'nın stoperlerinden birisi Rocha. Brezilya'da o da. Bunun takip edilmesini istemiş zaten Jesus. Dolayısıyla eğer alınabilirse Rocha'yı istiyor. 27 yaşında 1.91 boyunda yine aradığı böyle kriterlere uygun, evet, uzun boylu bir oyuncu. Evet. Bildiği bir oyuncu. Bu oyuncunun adını mı verdi? Eğer yabancı olursa imkanlar zorlanarak bu oyuncu alınsın mı dedi? Evet, evet. Yerli oyuncu olursa da Samet üzerinden, evet. Şimdi yabancı kontenjanı zaten Pedro'nun sakatlığı doğurdu. Bir kontenjan oldu. Ama Bruma'yı da unutma. Bruma'yla Lemos'un dönüşü gündemde olabilir tabii burada. Lemos'u zannetmiyorum çok fazla da. Hani Bruma'yı düşünürler mi? O zaman bir oyuncu daha. Peki Perez'in sakatlığı, o konuda böyle çok net ifadeler yok. Bir şey söyleyebilir misin? Uzadı galiba biraz onun sakatlığı. Herhalde bir diz bağlarında da bir sorun, evet, var galiba. Diz bağları, yani dönse bile riskli kategoride bir oyuncu çok olacak. Çok sorunlu bir sakatlığı var. Bağlarında kopma olmuş onun yani. O yüzden. Şimdi saha çalışmalarını yapıyor ama üst safhaya geçemiyor. Evet. Saha çalışmaları dedim, daha hani böyle hazırlık etabındaki çalışmalardan bahsediyoruz. Evet.
Fakat bir üst aşamaya geçemiyor. Sakatlığı buna engel. Geçmiş olsun diyoruz. Başka bir sakat oyuncumuza geçelim abi. Arda'ya geçelim. Evet, Arda'da durum biraz üzücü gözüküyor ama çok üzücü de olmadı kanısındayım. Bana gelen bilgiler doğrultusunda onu söyleyeyim. Arda'nın dizinde bir problem var. Milli takımdan döndükten sonra. Evet, ortaya çıktı. Ameliyatsız bu işin üstesinden gelmeyi hedeflediler. Fenerbahçeliler. Bir süre oynamayacak gibi gözüküyor. Fakat hani şöyle de bir duyum aldım ama bunun yanlış olduğunu söylediler. Yani Arda'nın dizinde bir problem var. İşte bazı desteklerle her anda oynayabilir ama riske etmek istemiyoruz. Bunu doğrulamadılar. Böyle bir haber de dolaşacak. Bugünlerde öyle hissediyorum. Arda'yı bir süre riske etmeyecekler. Bu bir ayı da bulabilir, bir ayı da geçebilir. Hedef Arda'yı ameliyatsız sahalara tam döndürmek. Peki üst üste böyle sakatlık haberleri gelince biliyorsunuz her şey böyle biraz daha şeye doğru kayar. Hani takımın çalışma sistemine doğru kayar ya. Böyle bir durum var mı yok mu? Yaşanan sakatlıklar ne tür sakatlıklar? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Şimdi Jesus bu konuda bir bilgilendirme yapmış. Fenerbahçe'de sakatlıkların çoğu diz ve bileğe darbelerden kaynaklı sakatlıklar. Yani hiçbir oyuncusu adale sakatlığı geçirmiyor. O yüzden antrenmanların etkisi var diyemiyoruz buraya. Hemen hemen 8-9 sakatlığın tümü diz ve bilek bölgelerine yapılan müdahalelerden kaynaklı. Bu Fenerbahçe'nin oyun sisteminden olabilir değil mi Yalçın abi? Çünkü devamlı ısıran bir takım var. Herkes evet. Her yere ayağını sokuyor, kolunu sokuyor tabii. Ve ister istemez. Ve dikkat ediyorum ben, yani Fenerbahçe rakip top ayağındayken o oyuncunun her tarafına oyuncu elini ayağını sokup o topu çalmaya çalışıyor. Tabi bu arada o müdahaleler de bunlara sebep olmuş olabilir. Bir de bazen ayaklarında gereksiz top tutmalar da oluyor. Onların da etkisi var bu sakatlıklarda. Yani, bence evet. Takımda pozisyonları çok zorlayan oyuncular da var. Evet. Yani herkesin bir şey yapma isteği var. Bir an önce hani kendini gösterme isteği var. Biliyorsun artık forma çok pahalı. O formayı kapmak var, bir de kapıp bırakmamak var. Ama istediğin kadar iyi ol, bazen Jesus seni o şekilde olsa bile dinlendirebiliyor. Evet. Kendine her daim iyi bakman lazım. Tekrar transfere dönelim Yalçın abi. Takımda iki tane satılık oyuncu olabilir. Bu dillendirilmiyor fakat tek tip gelirse hangi iki oyuncu elden kaçabilir? Biri Serdar Dursun, diğeri Zayis. Zaten Zayis hep düşünülüyor. Yani ara transferde satılabilir diye. Bunlara Serdar da eklendi. Eğer alıcısı olursa devre arası ara transferde her iki oyuncuyu da Fenerbahçe gözden çıkartabilir. Zayis Fenerbahçe'ye geldiğinin ilk haftasında zaten hep satılacak lafı başladı, bitmedi ama hep oynuyor bu arada. Evet. Bir yerde gitti yok. Zayis şöyle kurnaz bir oyuncuydu geçtiğimiz sezonlarda. Sezon başında hep böyle kendini gösterirdi. Takımda kalması, mesela Pereira'da öyle yaptı. Takımda kaldı, ondan sonra bir anda hani Zayis'in performansı daha böyle orta seviyelere gelmişti. O sezon başındaki yüksek performansı biraz düşüş göstermişti. Şimdi biz geçtiğimiz hafta yayında ben biraz daha hani 100 milyon euroyu yakıştırdım, bak öyle söyleyeyim. Çünkü düşündüm, dedim ki ancak şöyle bir teklif gelirse Fenerbahçe bunu kabul etsin. Arda, Crespo ve Ferdi. Napoli'nin tam 100 milyon euroluk bir teklifi var. Ne diyorsunuz? Bence çok güzel. Napoli bizim programları izliyor o zaman. Öyle diyorum, ne diyeyim yani. Ama böyle bir paket hakikaten... Geçen Napoli başkanıyla bir yemekte karşılaşmıştık. Kendisine ben 100 milyon euro... Al vardı, sırtını da seyret dedim değil mi? Abi cevher bulduğunu daha önceki yayınlarımızda bir kez daha söylüyorum. Dile getirmiştik. Hakikaten belki Türkiye pazarına Fenerbahçe üzerinden girmek istiyor. Bu da çok doğru bir hamle. Yani iki kulübün böyle karşılıklı iyi anlaşma içinde olması da bence Fenerbahçe için bir avantaj. Nasıl bir teklif abi 100 milyon euro? 100 milyon euro... İyi bir teklif. Yani yabana atılacak bir teklif değil. Ama üçünü birden verirsen de Fenerbahçe'nin de alacağı oyuncular o değerde olması gerekiyor. Yani oyun olarak, performans olarak, takıma verdikleri katkı olarak onların yerini dolduracak oyuncularla o 100 milyon eurodan alınabilir mi? Yoksa daha pahalıya patlar mı Fenerbahçe? Yani bir Ferdi performansı, bir Arda umudu. Hani Crespo'yu ben yine biraz kenara koyuyorum. Yani Ferdi çok ciddi bir performans sergiliyor. Belki sonraki satışlardan da bir sözleşmeye öyle bir maddeler eklenirse
Alican'a yüz yetmedi. Abi gözüm daha yükseklerde. Hayır. Türkiye'de bir verilen bir pazar örneği var tabii, ya 20-25 milyon euro. Bu meblağ biraz bunun da üstünde. Onun artması gerekiyor. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Yani Türkiye'de 20-25 milyon euro arası fazla vermiyor Avrupa takımları ama bunu kırmak lazım bence. Ücreti kırmak lazım. Tabii bu kadar transfer ihtimali olan oyuncuları konuşurken Salah'ı da notlarımızı atıp tutalım ya. Salah'ı da çok dikkatli takip edilen oyunculardan biri. Yani pat diye biz onları konuşurken Salah'ı ilk giden de olabilir. Valla Salah'ı Allah'tan Macaristan milli takımıyla hani kupaya gidemedi de kendisi burada. Ama gerçi burada olsa da yine hiç fark etmiyor. Hayır, bir hazırlık maçında milli takımda yine gol attı. Şimdi maçı hatırlayamayacağım. Tekrar golü var. Bir de Salah'ı Yalçın abi hazırlık maçlarında da 11'de oynatıyor. Evet. Adam konuyu hiç, oraya getirecektim aslında. Yani hiç Salah'sız Fenerbahçe, yani Salah sakatlansa idman çıkmayacak takım. Evet. O noktaya geldi. Yani sürekli Salah'ı da Salah diyor. Abi bu transfer sürecinde tabii birçok oyuncunun adı geçiyor ama bir oyuncu için de şöyle sürpriz bir telefon görüşmesi yapıldı. O oyuncu kim abi? Valla Halil Dervişoğlu. Bundan yani daha doğrusu babasıyla Halil bir görüşmeler olmuş ama nedir, ne bağlamda sonuç olarak herhangi bir duyum alamadık. Süreç gösterecek. Sevgili abilerim, yayın yönetmenimiz diyor ki artık programları böyle 15-20 dakika arası yapın. Biz de ona hep karşı çıkıyoruz. Biz aslında sohbet etmeyi çok seven insanlarız ama böyle süremizi de bir anlamda da iyi kullanmak durumundayız. Dünya Kupası'nda herkes Ronaldo'ydu, Messi'ydi. İkisinin performansını konuşuyor ama aradan böyle çok sürpriz bir isim çıktı. Aslında sürpriz değil benim için Mbappe. Fakat kimse Mbappe'yi konuşmuyor. Böyle sizin Dünya Kupası'nda parlar dediğiniz bir oyuncu var mı? Gözler böyle başka oyuncular arıyor mu? Artık böyle hani Ronaldo, Messi üzerinde hep bir tartışma var. Son konumuzu böyle biraz konuyu değiştirdim. Dünya Kupası'ndan gidelim dedim. Bir de favoriniz değişti mi bu arada? Maçları tekrar izlediniz. Elenen takımlar oldu. Benim favorim Brezilya. Benim de geçen programda söyledim. Favorim Brezilya. Gönlüm değil ama favorim o. Şey pardon, Fransa. 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 Vallahi ben Fransa diyecektim. Tam dedim ki Deniz'i iki Fransa demedi ben diye. Ben geçen yayın da Fransa demiştim. Ya tahminim o ama gönlüm o değil. Gönlüm veda etti. Bir geçmiş olsun mesajı vereceğiz. Aynı zamanda son sağlık durumunu da öğrenmek istiyoruz. Öğrendikten sonra da programı kapatalım. Sevgili evet. Hocamız, değerli hocamız. Down bildiğiniz gibi amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Tedavisiyle ilgili son bilgileri senden alalım Deniz. O hastalığın adını bile almak istemediğimiz o hastalıkta 5. ve son seansa da bugünlerde alıyor hoca Kristof. Yapılan kontrollerde hastalığa neden olan bölgenin tamamen temizlendiği, son seansta da artık ortadan kalkacağı ve bundan sonra bir 2-3 yıl boyunca kontrolleri daha sık olacak. Eğer nüksetmezse herhalde bu işten kurtulacak. Kendisinin bana doğum gününde bir mesajı vardı, burada duruyor. Ya bu olay da başlamıştı o zaman. Gelecek sene başında dedi, yani 2023'ün ilk döneminde Türkiye'de olmak en büyük hedefim, bir ziyaret için dedi. Yani yayına alabileceğiz hocayı o zaman. Bilmiyorum. Onun sözü çok zor. Yani çok denedik, gelemedi bir türlü. Yalçın abi 1,5 senedir diyorum. Dağım hocamızı alalım dedim. Yani her seferinde bilmiyorum. Bazen aran çok iyi olunca biliyorsun. Hep sona sen kalırsın. Evet. Biz de bu durumu böyle özetleyelim. Ama sağlığı iyiye gidiyor. Güzel haberler var yani. Kendisine buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Arkadaşlar var mı son sözleriniz? Bir şey daha ekleyeyim. Bir şampiyonluk şeyi var, haberi var. 14 yaş yüzme takımı Fenerbahçe'nin Türkiye şampiyonu olmuş ve Türkiye rekoru kırmışlar. Dolayısıyla Demir Özdemir diye bir kardeşimiz de 8 tane derece yapmış. Böyle de bir haber var. Fenerbahçe sadece futbol kulübü değil, bir spor kulübü. Oldu. Amatör branşlarda da iddialı bir kulüptür. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hem de dünya şampiyonalarında olimpiyatlara da en çok sporcu veren kulüp Fenerbahçe spor kulübüdür. Nokta diyelim. Sponsorumuz HDI Sigorta'ya da teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka gündem programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.